Güneş doğuyor şu anda. Şimdi kalktık Antelope Canyon diye Antelope Türkçeleştirmeye çalıştım ama şöyle bir şey oldu. Arizona'ya geçmemiz gerekti. Bir saatte geçiyorsun diğer state'e. Saat 9.20'de orada olmamız gerekiyordu. Birdenbire vardık ve saat bir anda tık 8.20 oldu ve sabahın köründe kalktık. Ya yani bir saat daha uyuyabilirdim. Bu arada makyajımı arabada yaptım bugün. Nasıl olmuş? Öyle yani zamanda geri gittik. Buranın signature donut'ı varmış. Onu deneyeceğim birazdan. Bir de normal bir çay. Şimdi Antelope Canyon'a doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Yani çeke çeke bitiremeyeceğim bir yer. Gerçekten inanılmaz güzel. Böyle bir şey yok yani. Şuna bakın. Bu ne ya? Mükemmel. Nereyi göstereceğimi şaşırdım. O kadar güzel ki. Yol giderek daralmaya başladı. Kadın bir de fotoğraf taktikleri veriyor. Küçük bir kız koyununu kaybediyor ve koyununu bulmak için koşarken burayı buluyor. Bir çobanın koyununu bulurken bulduğu şeye bak. Ya su ve kum bunu nasıl oluşturur ya? Yani bu nasıl bir şey ya? Çok tatlı. Çok cute. Şimdi neydi adı? What was the name? Horse eye? Horse what? Horse tail? Horseshoe. Horseshoe diye bir yere gideceğiz. Ondan sonra da Grand Canyon. Ve şu an bayağı çölün ortasındayız. Arizona'da. Şu anda Horseshoe Bend diye bir yere doğru yürüyoruz. Ya bir de sürekli gezdiğim yerlerle ilgili bir şey çektiğim için şimdi farklı kullanacak terim bulamıyorum. Hep aynı şeyleri söylediğimi fark ediyorum. Ama yani ne diyeyim, ne anlatayım? Kendi kendine şikayet edip kendi kendine açıklama yaptı. Bir hiçbir şeylik duygusu. Bu da ben, şu mikrofonum. Hala daha göremedik. Horseshoe dedikleri nedir? Atın ayakkabısı mı yani, nedir? Horseshoe olunca atın nalı yani. Ayakkabı ne? At nalı şeklinde bir şeye doğru gidiyoruz şu an. Atın ayakkabısı diye çevirdim, onu kimseye söylemeyin. Vloggerlar falan düşüyor, ölüyor meliyor ya. Tövbe tövbe. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Buymuş. Ayakkabısına benziyor atın. Güzel. Fena değil. Su biraz kirli. Böyle eleştirip. Abi insanlar uçurumun kenarında oturuyor bunlar. Rahatsızlar ya. Ya köpeklerin yaşadığı lükse bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Klimaları var, suları var. Gölgede gidiyorlar. Yaman. Amca sen ne yapıyorsun orada ya? İşiyor mu diyeceğim. Ne yapıyorsun? Düştü. Ay şapkasını koymuş. Düşmüş gibi davranıyor. Şu an anladım. Şunlar fotoğraf çekiliyorlar. Şu an adamın niyeti onları korkutmak. Bak saklanıyor, hala saklanıyor. Nerede duruyorlar? Rahatsız düşecek. Fotoğraf uğruna değer mi? Ve ben de çekineyim. Adamı kimse fark etmedi. 5 dakika orada durdu. Şimdi de geri gidiyor. Şakası patladı. Ay, it's coming. So pretty. Şu anda ufak bir restoran arası veriyoruz. Bir restorana geldik. Birazcık sizin için etrafa bakmaya karar verdim. Burası Kızılderililerin yaşamış olduğu bir yer. Oymalı sanatlar. Çanak çönek. Çanak çönek. Acaba çalmak yasak mı? Akıyor şeyi. Sürekli döndürüyor biri o zaman burada. Bu şekilde kaktüs satıyorlar. Halılar, örtüler, kızılderili bebekler.
Oha, şu 500 dolar mı yazıyor? Yanlış mı görüyorum? Şu bebek bir kere zaten korku filmi. Hele şu. Tövbe. Neyse, yani teyzeciğim güzel yapıyorsun da. Ve şu tatlı bak. De böyle bir sürü tüylü bir şeyler satıyorlar. Tatlı böyle bardaklar, bardaklar. Şu aynı bizim şeylere benzemiyor mu? Taksim'de falan satılan. Ben kesidiği aldım. Nevade tata diye bir şey. Aynı neye benziyor biliyor musunuz? Bir şey ekmeğinin üzerine fasulye koymuşlar. Marul, peynir ve domates. Benimki de sebzeli bir kesediye gibi. Ama içi de zeytin var mesela. Bu benim için şaşırtıcı bir şey. Evet, şu anda an itibariyle Grand Canyon'a geldim. Ziyaretçi merkezine bir bakıp bir nereye gidebileceğimizi soracağız. Kadın bayağı oksijen tankıyla gelmiş. Bu demek oluyor ki kimsenin yürümemek için bir bahanesi olmaması lazım. Şimdi ilk ne what was the name of this trail? Kebap. I don't think it's kebap. Kebip, pardon, adını yazacağım ben. Oksijen tanklı teyze ile beraber yürüyoruz. Vallahi billahi helal olsun sana teyzem. Sana helal olsun. That's amazing that you're walking with, like, this is so inspirational, like, almost no, 87. That's awesome, good for you, like, this is, like, an inspiration for me right now, this is awesome. It's too much beautiful stuff to see. Yes, that's great, no excuses. I've been to Turkey. You've been to Turkey? Oh, Istanbul, yeah, that's where I'm from. And I've been to Ephesus. Well, she's been traveling. She's traveled a lot. Yeah. Uçsuz bucaksız. Evet, yürüyüşe başladık şu anda. Benim annem, alırsa anneannem şu an yaşıyordu. Mamazim'de denilen Artvin'in bir köyünde. Ve bu yollar bana gerçekten böyle Mamazim'de'nin yapılmamış yollarının olduğu dönemdeki halini hatırlattı. Yani şu an daha yapılı. Tabii şöyle bakınca pek Mamazim'de değil. Bir dakika, bir ses. Do you hear it? There's a... Oh my god, uçurum resmen. Ya o kadar uçsuz bucaksız ki. Bunun da bu büyüklüğü yani göz korkutucu. Şimdi bunun bir de yukarı çıkışı var ve bayağı uzun sürecek. Bugün glamping var. Yani daha glamorous bir camping deneyimi. Daha böyle güzel kamp. Kamp gibi değil tam. Yalandan kamp. Onun için heyecanlıyım birazcık. Şöyle şu yoldan aşağı doğru ineceğiz. Ne olduklarını henüz anlayamadım. Kartal. Vallahi kartal bence bu. Kartal kalkar, dar sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Bir de mesela ne var biliyor musunuz? Her gelen, her geçen, birbirinin yanından geçen herkes birbirine merhaba demeden geçmiyor. Yani mutlaka bir muhabbet oluyor. Çok sıcak, samimi bir ortam gerçekten. New York'ta mesela böyle bir şey asla alışkın değilim. İnsanlar birbirine komşu bile komşu görmezden geldiği için. Buradaki o samimiyet çok hoşuma gitti. Hi. Hi guys. Hi. Hi. Have a good one. Hey. Hi. Dayanamadık, gene indik aşağı kadar. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel. Eating an orange? Oh, so adorable. Evet, burada neredeyse güneşi batırmak üzereyiz. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Koridorda tırmanmaya başlayacağız ama konuda çok heyecanlı olduğumu söyleyemem. En zor kısım şimdi başlıyor. Bir şekilde geçecek herhalde. Yaklaşık bir saat bir tırmanma sürer. Belki de bir saat aşağı indiğimize göre tırmanmak bir buçuk saat falan sürer diye düşünüyorum. Merhaba. Merhaba. Allah gel. Şu an bize bakıyor ve böyle kaldık. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. O bizden korkuyor, biz ondan korkuyoruz. Bye. Şu anda glamping yapacağımız yere doğru gidiyoruz ama yani nereye gittiğimiz belli değil. Bir tane bile araba yok. Yerler full taş, toprak. Yani bilmiyorum ya.
otele gitme ihtimalimiz varken şu an neden böyle bir şeye kalkıştık bilmiyorum gerçekten. Bu biraz kampın daha bir tık daha güzeli. Bakalım nasıl. Evet, şu anda gelmiş bulunmaktayım. Çadırın içine doğru. Glamping dedikleri şey gerçek mi? Hep beraber görelim. Bir dakika, şurayı bir geri kapatmam lazım. Böcek girme. Oh my god, bir dakika, şurası da açık. Kamp işleri falan var. Kapan. Evet, böyle bir oda. Böyle bir çadır. Bunları dışarı çıkartıp oturabiliyorsun. Küçük bir nightstand gibi bir şey koymuşlar. Başka neler var diye bakıyorum. Basık yani tabii ki de. Ne beklersem ben şu köşeleri meşeleri kontrol etmem lazım böcek var mı diye. Gayet temiz görünüyor ama. Şu anda bir problem yok. Yok, şu köşeye de bakayım. Tamam. Ya yani şunların yansımasına bakın. Çiçeklerin. İnanılmaz bir yıldız manzarası var. Bir dakika. Ben buradan çıkmaya çalışayım. Bir tane kelebek geldi. Merhaba. Başka bir tane daha geldi. Ay dur. Ay bana gelme. Öldürmeyeceğim seni, ne olursun sakin bir şekilde bu bardağın içine girer misin? Bilmiyorum, şunun içine girer mi acaba? Kocaman bir örümcek var şu anda burada ve o yüzden apar topar çıkıyoruz şu anda. Kesinlikle yani glamping falan değil bu, başka bir şey yani, iğrenç. Hiç önermiyorum. Evet, deminki iğrenç örümcekli yerden çıktık. Bu saatte saat 12 gece. Kalacak bir yer bulmaya çalıştık. Bir tane oda gösterdiler. Beğenmedim çünkü yatağın arkası full tozdu. Ve o toz varsa daha ne vardır orada diye. Sonra başka bir oda verdiler. Bir tık daha büyük. Böyle otantik, değişik tarzda bir... Aslında çok hoşuma da gitti. Lambalar falan böyle. Bu odaya okey dedim. İşte böyle bir kapısının girişi falan. Çok tatlı bence. Temiz bir yer. Böyle bir konsepti var. Dağda bir otel. Bayağı. Amcamla beraber. Merhaba. Ama yani insanın başına sürekli bu tür şeyler gelir mi ya? Yani ben mi çekiyorum? Bye hotel, thank you for not having any insects. Seyahatimiz sona erdi. Şimdi size kısacık highlightları geçmek istiyorum. Bir tane çok önemli bir şey var, onu ben çektim zannettim ve çekmemişim tabii ki de. Neden çekmediğimi ve neden panik halinde olduğumu da aslında anlayacaksınız. İlk highlightımız kesinlikle kampta örümcek görüşümdü. Örümcek deyince sanki örümcek. Tarantula. Yani ötesi yok. Tüylü müylü bayağı tarantula. Önüme atladı biliyorsunuz. Ve hayatımda ilk kez kamp yapacak olan biri için böyle bir şeyle karşılaşmak hiç hoş bir durum değildi. İkinci highlightımız, ikinci kamp gününde yağmur yağmayan Utah'da, yani çok az, yılın çok az günü yağmur yağar burada. Deli gibi yağmur yağması ve çadırın içinde su basma riskinin olması. Üçüncü highlight, trafik polisinin beni parkın içinde durdurmasıydı. Durdurma nedeni de sarhoş olduğumu zannetmesi. Çünkü line'dan çıkarak gittiğim için. Line'dan çıkarak gitmemin nedeni adres bulmaya çalışıyor olmamdı. Ama tabii ki de dışarıdan bakan biri hani bu kız niye böyle gidiyor. Polis de tabii ki de beni alkollü zannediyor. Arabadan indirip çizgide yürütüyor. Gözlüğümü çıkarttırıp böyle gözlerimin içine bakıyor. Acaba alkol değil de başka bir şey mi var diye. Sonra dedim ki bu benim normal halim. Ve benim araba kullanışımı gerçekten alkollü ya da draglı zannettiğin için çok teşekkür ederim dedim. Burada polisten korkuluyor yani gerçekten, hani korkulmayacak gibi değil. Hele de burada buranın vatandaşı değilsen, bir immigrant olarak yaşıyorsan bu moda giriyorsun, korkuyorsun, bir şey gelsin istemiyorsun başına. Dördüncü highlightımız, hazır mısınız bu highlight için? Biliyorsunuz keçi gördük zaten, onu çektim. Keçi gördükten 1-2 dakika sonra çatır çutur sesler geliyor yukarıda, ama böyle keçi sesi gibi değil, şöyle değil. Taşları düşürünce böyle daha küçük bir ses, daha böyle minik
minik sesler geldi çünkü oradan sonra da keçi indi zaten, keçiyi gördük. Bunda böyle daha böyle bir taşların yuvarlanması falan, bir ağırlık hani bir şey var, büyük bir şey var yukarıda. Ondan sonra işte hızla tabii biz yukarı doğru, zaten yokuş yukarı tırmanıyoruz. Arkamızı bir döndük. Tahmin edin ne olabilir? Dağ aslanı. Puma olarak burada geçen. Bayağı bildiğimiz puma gördük. Yani bir insan nasıl bir pumaya rastlayabilir? Yani bu şu kadar Grand Canyon'a gidip insan gördüm, konuştum, ettim. Hani bir kötü bir şeye rastlar mıyız? Yılan lafını duydum bir. Kimse pumaya rastlarsın demedi. Arkadaşım demedi yani. Tabii kaçarken kamerama bastım. Hala vlog düşünüyor değil mi? Bastım zannediyorum kendi kafamda. Koşarken falan en azından o anları kaydedeyim diye. Meğersem kaydetmemişim tabii ki de. Panikle basmamışım tuşa. Ama kameram açık, öyle koşuyorum. Sonra da dedim ki yani bak dedim. Ben dedim kampmam yapamam. Kamp bana göre değil. Kamptan sonraki gün zaten otel yaptık. Otelden sonra da ben daha önceden bunu zerve ettiğim için glamping denilen bir şey. Yani daha lüks bir kamp anlayışı. Gidiyoruz. Şimdi yol zaten asfalt masfalt yok. Taş yol. 30 dakika falan yol gittik böyle tık 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 tık. Her yer karanlık. Neymiş efendim? Elektrik yokmuş. Bütün çadırlar 2 tane banyo kullanacaklarmış. Banyonun hali zaten rezil. Ya anlatamam. Çekemedim bile. Ondan sonra neyse tamam dedik. Hani bir şey olmaz. Bir günlük bir şey. Ben tabii ışıkla önce bir odayı kontrol et. Sonra tuvalete git gel bir bak. Yani şu kadar bir örümcek. Ve o örümcek odaya biz oradayken girmiş olma ihtimali sıfır. Demek ki o örümcek orada yaşıyor. Yani biz örümceğin evine kalmaya gidiyoruz gibi bir durum bu. Bir de o örümcek oradaysa onun da ailesi var mı? Kimler var, kimler yok bilmiyoruz. Yani o da ayrı bir mesele. Neyse biz örümceği gördükten sonra apar topar bavulları sen topla. Kaç, koş, git. Nereye gidersen git yani. Oradan git de ne olursa olsun. Gecenin 12'sinde otel ara. Dağın ortasında. Neyse bir tane bulduk. Tabii ben şimdi travma var. Dedim ki ne olur gideyim odayı kontrol edeyim dedim. Ben book edemem burayı kontrol etmeden. Yani bir dahaki sefere şöyle bir şey kiralayacağım. Bak şu var ya. Bu. Yani kendim Arvim'le gideceğim. Yok abi ben çadırmış şeymiş. Kendim güzel temizlerim ederim. Bilirim en azından nerede ne var nerede ne yok. Ama yani arkadaşlar bana bir söyler misiniz? Bir insanın başına bu kadar çok şey bir tatilde gelir mi? Neyse öyle demeyeyim, daha bitmedi, henüz daha yoldayız, başıma daha başka bir şeyler gelmesin. Tatil vlogu burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten ben yani olumlu ya da olumsuz çok eğlendim. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz, şaşırdığınız, şaşırmadığınız şeyleri lütfen altta yorum yazın. Kanalıma üye olmayı ne olur unutmayın. Gerçekten çok büyük emekle yapımı kovalarken elimde telefonla ben kaydetmeye çalışan bir insanım. Bence subscribe'ı hak ediyorum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.